merhaba. Biz neredeyiz? Kemeraltı. Peki biz neyiz? Vegan. Ama ışık böyle mi daha iyi? Ama sevdiğim. Ayyo. Neyse boşver. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Evet. Kemeraltı saat kulesinin önüne geçeceğim ama bizim mikrofonumuz yok. Sen şimdi ben sana bir şeyler anlatacağım, sen beni seslendireceksin. Anlaştık. Anlaştık. Merhaba arkadaşlar, bugün Kemeraltı'nı gezeceğiz ve hep birlikte çok güzel şeyler yiyeceğiz. Göbeğimiz şişecek. Artık daha ne yapalım bilmiyorum. Şişiyoruz da şişiyoruz. Şu görmüş olduğunuz kule kadar şişeceğiz. Geliyorum ve yemeğe gidiyoruz. Çok açım. Sana çok açım dedim. Şimdi biz yemek yiyeceğiz ya. Evet. Ben biliyorsun gluten tüketmiyorum. Bugün de glutenin dibine vurmayı düşünüyorsun sanırım. Yok ben yemeyeceğim. Tamam. Antalya börekçisindeyiz. Burada herkese göre bir şey var. Patatesli maydanozlu yapıyoruz. Ne isterseniz yaparlar. Her şeyin yanına kaşar koymalarına gerek yok değil mi? Hayır, sıfırdan yapıyorlar yani. Sıfırdan yapıyorlarmış. Heyecanla bekliyoruz. Niye bu kadar az söylediniz derseniz, çünkü daha çok yiyeceğiz. Yalnız bu hamurların açıldığı belli oluyor. Bu hamurlar açılmış ince ince. Niye patatesleri koyarken çekmedin? Çağırmadılar. Hamuru yoğururken çekmişsin. Ama koşuşturmaca da var. Ama senin başında durman gerekiyordu. Kamera olmayan bir börek yapılırken çektim. Neyse ki hamurda durmuşsun. Yumurtada durmuşsun gerçekten. Yumurtada gerçek. Durdum çünkü bizim şeyimizde hamurumuz da öyle açılıyor ama bizde yumurta, mumurta bilmem ne hiçbir şey yok. Biz sadece patates ve maydanoz koyduruyoruz işte. Çok güzel olmuş. Sıcak ama dikkat et. Vallahi böyle börek yemeyelim. Ne kadar zaman oldu ki böyle? Yani el açması börek yiyoruz şu an ya. Vallahi çok güzel. Şaka gibi. Acaba ne kadar fiyatı? Bayağı güzel, enfes. Gerçekten çok güzel. Hadi bakalım şurayı sen burayı ver. Yapıştır. Görmüş olduğunuz börek 120 TL'ydi. Çaylarla beraber 160 lira dedik. Şimdi diğer durağımıza ışınlanıyoruz. 150 lira. Çok beğendim ya. Bunlara kaç yazıyorsun? Dünyanın en komik satıcısına denk geldik arkadaşlar. Diyor ki fotoğraf, video çekerseniz ve almazsanız ne dedi? 25 lira alırım dedi. Ama GoPro ile çekerseniz dedi, telefonla çekerseniz almam dedi. Hesabınızı kendiniz yaparsanız dedi, kasada beni yormazsanız da %10 indirim dedi. %10 muydu? %15 miydi? Ama dedi kartta indirim yok dedi. Ona göre dedi. Ya ben boncukçu gördüm. Geldi yine. Ben boncukçu gördüm. Malzeme alınıp bilezik yapmak istiyorum. Kolye yapmak istiyorum. Kullanılmayacak hobiler başlıyor. Kullanılacak. Yine depoya kaldırılacak hobiler başlıyor. Yükleniyor. Benim bir servetim var arkadaşlar. Kumaştan oluşuyor. Kumaşlar bilmem neler. Fermuarlar, düğmeler. Her hobiye başlıyor. Sana helal olsun. Ha Elgani. Ezmeci zaten buraya da geleceğiz. Tamam. Aman tanrım her şey yakınmış. ₺700 çeşit. Ya burada da vegan bir şey bulamazsınız yani. Ben size daha bir şey demiyorum. Ama 700 sayfalar çeşit. Bulamıyormuşuz. Çok komik olurdu. İşte o zaman gülmezdim. Aldı haberlerde bile var. Kıskanmayın. Sistem şöyle arkadaşlar. Mesela humuslu diyor. Hem vegan hem vejeteryan hem de işte vegan yani et türlerinden yapılıyor. Et türlerine direkt boş veriyorsunuz. Neyse ben humusludan domates biber soslu ve patlıcandan mantarlı söyleyeceğim. Patlıcan mantar. Küçük söyleyeceğiz 100 lira. Küçük 100, orta 200, büyük 300. Humuslu olunca biraz boyun değişiyor fiyatlar. Ama bence güzel. Küçük yiyelim ki yemeğe devam edebilelim. Normalde tereyağı ama bize özel zeytinyağı. Evet, aynen öyle. Veganlara özel. Veganlara özel. Bunu küçük boy diyemezsiniz. Bu küçük boy. Teşekkür ederim. Arkadaşlar küçük boya bakar mısınız? Saçmalamayın. Böyle küçük boy olmaz. Bu humuslu, acılı, bu patlıcanlı, mantarlı devamı var geliyor. Ben önce patlıcanlı yiyeceğim. Çok fazla malzeme koydular arkadaşlar. Gözlerimle gördüm. Şunun içine bak. Dakika beklemek gerekiyordu 5 dakika.
beğendim ama benim favorim kesin muslu olacak çünkü muslu büyüktür pek çok şey. Yani yeni kahvaltı mekanımızı bulduk bence. Güzel ya, yani... Arada bir buraya geliriz biz. Gelinir. Çünkü biz gözleme de seviyoruz. Gözleme çok seviyoruz. Bir de 700 tane çeşitten en azından 300 tanesi bence bizi uyarlanabilir. Gençler, 2 tanesi 200 lira. Başka böyle 200 liraya doyamazsınız. Müthişler. Antep videosunu izleyenler... 100 liraya yediğimiz gözlemeyi. Evet, 100 liraya bunun yarısı kadar Antep'te bize kakalamışlar. Kaç yarısı yani? Bunun lezzetinin zaten onda biri yoktu. O halketi de yediğimiz. Tabii aynen, bir de içine koyacağın şeylerle besleyici hale de getirebiliyorsun, evet, yani. Sadece karbonhidrat yüklenmiyorsun. Tahini var, limonu var, kimyonu var, baharatı var, patlıcanı var, mantar var. Böyle çok fazla, çok yönlü beslendik. Patatesle başladık. Patates dışında devam ediyoruz. Şimdi pideciye gidelim mi? Hadi gidelim. Şimdi yemek arası bir turlayalım diyorum. Ne diyorsun? Okey. Midemiz doldu diyorum. Ne diyorsun? Okey. O zaman ne diyorsun? Okey. Kızlar anı! Canım çok tatlı istiyor ama gluten tüketmiyor. Çocukluğuma gittim ama çocukluğumda böyle bir şey yediğimi düşünmüyorum. Numan pidedeki tahinli pidemiz 240 TL. Ama tahinin bolluğu çok güzeldi vallahi. Bol yani, bir kavanoz yani. Tahin koydular. Bence değer arkadaşlar. Çok lezzetli, bilerek bitirmedim çünkü akşam da yemek isteyeceğim onu. Biliyorsunuz gluten tüketmediğim için. Birazcık kötü ruhları gönderip öyle devam etmek istiyorum. İzninizle. Garip bir şekilde bir rahatlama geldi bana. Allah Allah. Yemin ederim. Bastır 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 bastır. Suyun titreşimi. Bir de diyor bende büyülü bir şeyler yok. Abi sen büyünün ta kendisi olmuşsun artık. Enerji çok güzel yayıyorsun. Hiçbirinde yok değil mi? Şöyle söyleyeyim, kendi yemeğimiz için bile imalathaneye hayvan suyunu sokamıyoruz mesela. O gün canımız İskender çekti, yok abi. Yani şu an burada ne alırsam vegan. Eser miktarda bile yok yani, öyle söyleyeyim. Siz hariç. Ya. Gurme avukat. Avukat mısınız? Evet. Memnun oldum. Şimdi başlarım. Ay, fenomen. Haydi aç kamerayı, hazırım. Ay, fenomen arkadaşım. Hayır, estağfurullah. Hadi. Elgani'ye hoş geldiniz. Bu cevizli incir ezmemiz. Evet. Tamamen ketojenik beslenenler için şekersiz, glutensiz. Böyle bal incirinden yapıyoruz. Arasına ceviz koymuşsunuz gibi efsane bir yan üründür. Birinci kalite boz fıstıktan Antep fıstık ezmemiz. Ortasında Antep fıstık ve şekeri 2 saat mermerde döverek çıkardığımız bir kaymak vardır. Kaymak dediğime bakmayın. Tüm ürünlerim vegan üretim. Wow. Bu böyle şeker Antep fıstığın yağıyla bir kaymak kıvamına geliyor. Böyle ağzınızda yapışarak devam ediyor ve 1 saatte de ağzınızdan çıkmıyor. Allah Allah. Bu marzipan yani badem ezmemiz. %3 gerçek acı badem, %65 datça ak ve sıra badem içerir. Efsane bir kahve yancısıdır. Saati gelse viskiyle de ilgili. Bu ceviz ezmem. Şöyle ben size keseyim.
Bu meşhur Burdur'umuza özgü. Dedemler hala Burdur'da ceviz ezmesi üreticisi. Hı hı. Bu da tamamen vegan. En tatlı ürünlerimden bir tanesi. Diğerlerinin şeker oranları da %8 ile %12 arasında değişiyor. Harika. Yani ben az şekerli, çok yemişli, efsane tatlılar üretiyorum. Peki ya, kilo fiyatlarını alabilir miyiz? Hemen günümüz tarihiyle tabii günümüz ki. Günümüz tarihiyle. Aynen öyle. Ceviz ezmem 720 TL kilo bazında, badem ezmem 1200, Antep fıstık ezmem 1600, incir ezmem, cevizli incir ezmem 880 TL. Dilimlerim hepsi 45 TL. Harika. Dilim büyüklüklerim kilo fiyatlarına göre değişiyor. Herkesi bekliyorum. Teşekkür ederiz. Şöyle bir dilim cevizi de bölerek koyalım. Olabildiğince ikiye bölerek artık dedim. Birisi küçük oldu, kavga etmeyin. Kavga etmeyin, diğerini de böleceksiniz o kadar. Tabii bunu da böleceğim şimdi hemen şimdi. Şimdi bu kutu bize ne kadar oluyor? Yani bize derken genelde yani. Bize daha pahalı. Normal bize müşterime daha, daha evet evet öyle olması gerekiyor. Aynen. İki, yeter artık. 5-6 dilim 270 yaptık. Tamam. Süper, teşekkür ederiz. Ya Settar Bey. O değil. Ama çok güzel. Çok lezzetli. O ezmeden daha iyi değil mi aldığımız? Alakası yok. Alakası. 10 numara. Bak bekle biraz, tadı geriden gelecek. Değil mi? Olay değil mi? Aşırı iyiymiş. Onu da bekle biraz. Biraz damağında ez. Bildiğin kek tadı gelecek. Cevizli anne kekinin ezme hali. Değil mi? Şimdi ne yaptık? Yarım kilo kahve aldık. 225 liraydı. İşte biz kahvelerin tanesi 50 lira. Evet. Güzel. Ama daha güzelini içtik. Nereye gidiyoruz? Değirmen. Çarptım sana, iyi misin? Atlatabilecek misin bu stresi? Bir şey olmaz, merak etme. Bakın Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya gitmeye gerek kalmadı. Ayağımıza geldi. Her şey var ya, yani ihtiyaçlarınızı buradan giderebilirsiniz. Reklam değil, tavsiye. Ne yapıyorsun? Abacaoğlu'na. Hazır mıyız Abacaoğlu'na? Abacaoğlu'na hazırdır. Burada mıydı? Acaba. Buradadır ya. Burada mıydı acaba? Acaba burada mıydı Ayşe? Ayşe yemek yeri. Sıkıntı yok. Elinizdeki dövme ne hanımefendi? Yeni yaptırdım. Çok iyi oldu. Süper. Çok çok pratiksiniz ve artık 1000 tane falan yapıyorsunuz herhalde. Müthiş. Ilık da ılık, öyle bir taze yani. Çok güzel. Gluten içinden geçtim. Ama sen gluten yemezsin diyeyim Sivatçı. Olmaz mı? Mercek çok güzeldi. Ben çok güzel yapıyorum. Aşağı saatini bırakacağım. Yapın. Yapan bana yazıyor. Şunu da alayım. Müzik
Ya her şey anneli değmiş gibi. Gerçekten güzel. Şu uzaklanan tadıya. Düşün ya, benim aklım da aldım. Evet. Eskiden Selahattin Tepe'nin kısmı aldım. Hmm, annemin yemeklerini yiyorum. Ya da anneannemizin yemeklerini yiyorum. Çok çocuk var ya. Ve yarısı bitmişti değil mi? Ama devamlı yeniliyorlar. Muhakkak. O zaman biz yiyelim. Tatlıda görüşürüz. Benim canım bir aşure çekti yani. Ben anne evine geldiysem bir aşure yerim. Gayet sütsüz bir şeysiz. Sordum. Bir şey olursa yani gelersin mi olsun oraya gidiyor. Yani 5 dakikada su yeriyim. Aynen. Vay o kadar hafif ki. Çok tokum. Ama akıyor. Çok güzeldi. 162 lira tabak. Yani dolmaların olduğu tabak. 100 lira da aşureydi. 262 lira ödedik toplamda. Bayağı doluydu. Haberiniz olsun. Öneren herkese teşekkürler. Güzelce yedik. Evet, opera binasının önüne de geldik. Etrafa baktık dürbünle. Çok güzeldi. Yemeğimizi yedik. Yedik. Yazarak yedik. Oturarak yedik. Çantayla yedik. Dans ederek yedik. Mütemadiyen yedik. Ama şimdi durun, bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Ne oldu? Gidiyorsun. Takip etsinler mi? Takip etsinler. Yorum yazsınlar. Beğensinler. Instagram'a da gitsinler. Kaşeni basmak lazım. Kaşeni basacağım. Nereye basacaksın? Soluma. Koluna bas. Ben konuşmam, kaşem konuşur arkadaş. Tamam.